Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Normalde ben bugün sizin için Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ni eleştirdim. Birlikte dedikodu yaptığımız bir video çekmeyi düşünüyordum. Onun için hazırlanmıştım. Yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı o videoyu çekmek için yapmıştım. Ancak bundan bir saat öncesinde Instagram'daki troll grupların benim böyle Instagram'da paylaştığım videoların paylaşması üzerine Instagram profilimdeki fotoğraflarıma hakaretler yağmaya başladı. Ardından ben de birkaç kişiyi uyardım. Ve sonrasında bu konuyla ilgili video çekmem gerektiğini düşündüm. Sizlerle birlikte bir kötü yorumlar okuyorum videosu çekeceğiz. Daha önce kanalda bir linç makyajı çekmiştim. Onun linkini şöyle üst kısma bırakacağım. Eğer izlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Onu da biraz dalga geçmiştim. Bu konuyu gerçekten ciddi bir şekilde değinmemiştim. Çünkü kötü yorum yazanları ciddiye almadım. Onlarla dalga geçerek göstermek istemiştim. Ancak artık olay çığırından çıktı ve gerçekten ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle kahvemi alıyorum hemen yandan. Lütfen siz de bu videoyu izlerken elinizde bir kahveyle izlemenizi istiyorum. Çünkü biraz sanırım uzun sürecek bu video. Şimdi YouTube hesabım üzerinden daha önce paylaşmış olduğum babam kanalını öğrendi, evlatlıktan reddedildim diye bir video var. Bu videoyu toplamda 1 milyon 900 bin kişi izlemiş. Videoya baktığım takdirde videoda 24 bin dislike, 37 bin ise like var. Yorumlarına indiğim takdirde 22 bin tane yorum var. Ve bu yorumlar gerçekten korkunç. Yani okuduğum zaman siz de göreceksiniz. Videoda hiçbir şekilde sansürlemeden, hiçbir şekilde gizlemeden yapılan yorumları sizlerle birlikte açık açık okuyacağım. İlk yorum okumayla başlıyorum. Şöyle ekran resimlerini de alacağım. Aldığım ekran resimlerini de yan kısma koyacağım. Siz de okuyabilirsiniz. Alınma ama senin gibi çocuğum olsa sikime dava açarım. Kusura bakma yazmış birisi. Ardından bir başka birisi kıyamet alameti. Maalesef bunlar yazmış. Ardından sen evlat olsan sevilmezsin, amına koyayım orospu yazsam senin bu videon çıkıyor ilk yazmış birisi. Başka birisi senin gibi çocuğum olacağını hiç çocuğum olmasın daha iyi. Seni savunanların da çocuğu senin gibi olur inşallah. Konuşma şekline bak ibretliksin AMK yazmış birisi. Başka birisi sen erkeksin ve kız gibi hareket ederek hem Allah'ın yarattığını beğenmiyorum der gibi makyaj yapıyorsun. Hem de fıtratına zıt hareket ediyorsun. Tamam belki elinde değil ama çaba sarf et. Uzak durmaya çalış yazmış birisi. Başka birisi senin 7 ceddini sikiyim. Orospu çocuğu yazık. O anana babana şu kulağa bak. Ölsen daha iyi kahvenin evladı. Tipine kılığına yazmış. Gayet şu anda şöyle açtım videonun altındaki yorumları okuyorum sizlerle birlikte. Her baba seni reddeder evlatlıktan. Lan güzelim Türkiye'mizi mahvettiniz. Nasıl Müslüman ülke? Tamam kızlar açık geçsin. Onların kararı. Ama sen bize tehditsin. Ablacım mı desem, abicim mi desem. Neyse siktiğimin tipsizi. Utanmaz, rezil erkek olarak senin topunu sikeyim. Baban haklı yazmış birisi. Başka birisi ben olsam ben de utanırdım. Böyle yalnız böyle de değil. Böyle oğlum olsa ya da kız her neyse cebine uyuşturucu koyar. Polise şikayet ederdim yazmış. Başka birisi baban seni sikmediyse yine dua et AMK yazmış. Senin benta AMK çocuğu senin babası bu doğduğunda erkek oğlum diye sevinmiştir yazmış. Başka birisi lan ben kızdım böyle makyaj yapmıyorum. Bu devirde kızlar adam gibi erkekler karı gibi oldu. Sonra ardından başka birisi. Sonra Türkiye neden gelişmiyor? IQ böyle mallar olduktan sonra random atmış. Başka birisi lan babası kanalı bilse ne olacak? Ben babası olsam direkt reddederdim bu sıfatı. Ne lan orospu karı mısın yazmış. Haklı AMK adamı rezil etmişsin. Adamın yine iyi davranmış. Ben olsam seni çaprazlama nokta nokta yazmış. Başka birisi AMK travestisi yarrığı da vardır bunun beynim yandı yazmış. Başka birisi birini öldürseydin de en azından babanın bir açıklaması olurdu IQ yazmış. Başka birisi Allah nasıl yarattıysa öyle yaşayana anasını avradını yerden yere vurdu. Madem karı hormonundan erkek varsa siktit git hormon tedavini yapsana sikik tipine bak sakalın var makyajın var. Başka birisi de şey yazmış. Sizin gibileri YouTube'da denk gelmek ve gençliği kirletmeniz marifetmiş gibi vesveseli erkek çocuklarına örnek olup böyle gözüne soka soka gençlerin bilinçaltına eşcinselliği çok normalmiş gibi göstermeniz, onlara örnek olup gaza getirmeniz, Allah'ın laneti de meleklerin laneti de sizin gibi haramları açıktan işleyenlerin üzerindedir. Üç semavi dinde böyle pislik şeyleri kabul etmiyor. Bu layık ülkede istediğinizde olabilirsiniz. Ama azınlıkta olan Müslüman gençliği sizlere ve iblislere asla tuzağa düşmeyecek. Gençleri kirletemeyeceksiniz. Bu batılı ateisti yanlış yazmışsın. Mentaliteyle yakında afetler, büyük depremler, tsunami, kuraklıkla cezalandırılacaksınız. Tıpkı diğer sapkın milletler gibi. Bu adama saygı duyan insanlar biraz empati kursunlar. Çocuğu bu halde olduğunda aynı şekilde saygı duyacaklar mı? Bunun yaptığı cinsiyet kavramını ortadan kaldırmak değil. Buna saygı duymamak.
geri kafalılık değil. Çünkü bunun yaptığı ne moda ne de başka bir şey. Başka birisi. Makyaj yapmanda tabii ki sorun yok. Ama sonuçta sen bir erkeksin. Kadınlar erkeğe benzediğinde, erkekler de kadına benzediğinde günahtır yazmış. Başka birisi. Allah ıslah etsin. Çocuğum yumuşak olsa ıslak sopayla döve döve kovalarım. Şuraya bak. İt olsa kapıya bağlamam yazmış. Daha fazla devam edemeyeceğim. 22.000 tane yorum var ve tek tek oturup bunları okuyamayacağım. Şöyle bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten rica ediyorum. Bazen ekran resmini almamış olabilirim. O yüzden koyamayacağım. Siz de girip videonun altındaki yorumları okuyun istiyorum. Maalesef ki zorbalık dünyanın her yerinde var ve son zamanlarda Türkiye'de kat ve kat arttı. Toplumun her yerinde insanları ötekileştirmekten, nefret kusmaktan, şiddet uygulamaktan asla vazgeçmiyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Erkeklik bize o kadar iyi bir şeymiş gibi öğretilmiş ki nefretimizi erkeklikten güç alarak yansıtıyoruz. Ve bu yorumları yazanların hepsi bir insan. Beyinleri var, düşünme kabiliyetleri var ve karşısındakinin bir insan olduğunu, onun duyguları olduğunu, onun da üzülebileceğini düşünmeden yazıyorlar. Bu tek benim için geçerli değil. Bunu sosyal medya üzerinde ünlülere, işte fenomenlere ya da herhangi birisi, illa bir fenomen olmasına gerek yok, herhangi birisine bile yazabiliyorlar. Sosyal medya son zamanlarda herkesin ulaşabileceği bir ortam haline geldi. Eline telefon alan sosyal medyaya girip işte Instagram, Twitter, YouTube falan açabiliyor. Okey, bunun böyle olması gerçekten güzel bir şey ama insanlar sosyal medyadan yararlı bir şeyler yapmak yerine içindeki canavarı, içindeki nefreti çıkarmak adına kullanıyorlar. Ve bence bir şekilde artık bunların önüne geçirmeli. Nasıl yapılır, nasıl edilir bilmiyorum. Yazılan yorumlar o kadar korkunç ki. İşte oğlum olsaydın seni öldürürdüm. İşte yok senin babanın yerinde olmak istemezdim. Oğlum olsa şunu yapardım. Sen benim çocuğum olsan bunu yapardım. Ve bunları yazanların çoğu anne, baba, öğretmen, psikolog, doktor, toplumda bizlerle birlikte yaşayan insanlar. Ve böyle insanlar yüzünden sosyal medya üzerinde sadece LGBT artı bireyler değil, herkes, zorbalığa maruz kalan herkes kendini ötekileştirebiliyor, toplumdan kendini soyutlayabiliyor, intihar edebiliyor. Ben YouTube'a başlarken arkamda birçok şeyi bırakıp başladım ve karşıma birçok şeyi alıp başladım. Bu tarz şeylerin başıma geleceğini düşünerek, bilerek başladım. Bunlar beni üzüyor mu konusuna gelirsek, normalde umursadığım şeyler değil. Ciddiye almıyorum. Seviyeler, karakterler, hani nefret ortada zaten. Böyle insanları ciddiye almak değil, aynı ortamda bulunmak, aynı havayı solumak bile gerçekten istemiyorum. Ama ben de insan olduğum için ister istemez inişli çıkışlı dönemlerim oluyor ve böyle şeyler beni gerçekten yaralayabiliyor, üzebiliyor. Bu yaptıkları hakaret değil. İnsanların yapmış olduğu nefret üzebiliyor. Okey, ben güçlü bir insanım. Bir şeylere karar verdim. Hırslıyım. Bir şeyler yapmak istiyorum ve bunları göz ardı edebiliyorum. Ama toplumda bunları göz ardı edemeyen, sonu intihara giden insanlar var. Sırf sosyal medyada bir fotoğrafından dolayı burnuyla dalga geçtiğiniz için burnunu beğenmeyen, kilosuyla dalga geçtiğiniz için kilosunu beğenmeyen, ya da görüntüsüyle dalga geçtiğiniz için görüntüsünü beğenmeyen, kendisini sevmeyen, kendisini dışlanmış hisseden birçok insan var. Ve bunun suçlusu sizsiniz. Ve şöyle, ben şöyle bir karar aldım. Bu videonun altındaki kötü yorumların hepsini gidip dava edeceğim. Hepsinin ekran resmini alacağım. Silmeleriymiş, şuymuş, buymuş, hiç üşenmeyeceğim. Bu videoyu çektikten sonra oturup tek tek ekran resmi alacağım. Hatta şimdi 100 binlik kocaman bir aile oluyoruz. Arkamda beni 100 bin tane destekleyen insan, bana inanan, bana güvenen insan var, beni seven insan var. Ve ben de 100 bin abone özel videosu olarak bu videoyu çekmek istiyorum. 100 bin abone özel, bu insanlara gerekli cezayı çekmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu işin arkasını bırakmayacağım. Yaşların kaç olduğu, 10 yaşında, 50 yaşında, 20 yaşında ya da atıyorum işlerin, mesleklerin ne olduğu hiç umurumda değil. Gerçekten hiç umurumda değil. Genelde zaten bunları yazan kişilerin hepsi cahil, bilinçsiz. Yani karşısındakinin empati duygu, karşısındakinin insan olduğunu unutan kişiler. Ve yaşları 10 bile olsa, işte yok ben küçüktüm, ben bilmiyorum, özür dilerimle telafi edilecek şeyler değil. Bir başkası gerçekten böyle bir durumda intihar edebilir, hayatına son verebilirdi. Ya da kendisini eve kapatabilir, depresyona girebilir, psikolog gezmek zorunda kalabilirdi. Sizin bu yaptığınız pislik, bu yaptığınız nefret yüzünden. Sosyal medyada bu kadar kolay bir şekilde fenomenlere, işte ünlülere ulaşabiliyor oluşunuz, onlara hakaret edebileceğiniz, onlara küfür edebileceğiniz hakkınız da vermiyor. Öyle bir hak hiçbirinizde yok. Hepiniz o yüzden haddinizi bileceksiniz. Siber zorbalığın bir şekilde önüne geçilmesi, insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Bilinçlenmeyecekler mi? Cahilliklerinden örsünler, kenarda köşede ne halt ediyorlarsa etsinler ama insanlara siber zorbalık yapmayacaklar. Öyle bir hakları hiç kimsenin yok. Bu en üstteki kişi de olsun, en altta kişi de olsun. Kültürel seviyesiymiş, yok entelektüeliymiş, şuymuş, buymuş falan filan hiç
umurumda değil. Çünkü bunu çok iyi doktorlar, 5 tane üniversite bitirmiş insanlar da yapabiliyor. Homofobi, transfobi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bilmiyorum artık kendinizi nasıl tedavi edersiniz. Asıl ben değil ya da bizler değil. Sizler mi kendinizi asarsınız? Yoksa beyninizin ölümü gerçekleşmiş olduğu halde kendinizi öldürürsünüz? Hiç bilmiyorum. Hiç acımıyorum da. Çünkü siz bu yorumları yazarken karşınızdakinin insan olduğunu unutmuşsunuz. Siz insanlığınızı kaybetmişsiniz. Hani ben şu anda anlatıyorum işte insanların başına şu gelebilir, bu olabilir, bunu yapabilir, edebilir diye. Bu söylüyorum ve bunu yapan birçok insan var. Sizin ötekileştirdiğiniz yüzünden intihar eden birçok LGBT artı birey var. Sizin ötekileştirmeniz yüzünden kilolarıyla mutlu olamayan, işte kilolu olduğu için sokağa çıkmak istemeyen, ayna karşısına geçmek istemeyen insanlar var. Ya da sırf siz beğenmiyorsunuz diye kendini belli başlı kalıplara sokmak zorunda hisseden, güzellik algısına sizin kabul ettiğiniz şeylere uymaya çalışan insanlar var. Ben onlardan birisi değilim. Sizin istediğiniz, sizin bana dayattığınız hiçbir şeye uymayacağım. Siz bana uyacaksınız. Siz saygı duymayı, karşınızdakinin insan olduğunu unutmamayı öğreneceksiniz. Konuşmayı mı bilmiyorsunuz, yazmayı mı bilmiyorsunuz? Bu benim sorunum değil. Yaptığınız her şeyin bedelini ödeyeceksiniz. Ne pahasına olursa olsun hiç umurumda değil. Siz anne baba olduğunuzda, sizin çocuğunuz olduğunda çocuğunuza da böyle yapacaksınız. Korkunç, yani canavar barbarsınız. Hangi çağda yaşıyoruz? İnsanlar, hep söylüyorum, hep söylediğim bir şey var. İnsanlar beyin savaşlarına geçti ve siz hala karşınızdaki insanla nasıl konuşmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Ne beyin savaşı? Yok uzaya gitmeymiş, şuymuş buymuş, yok Türkiye gelişmiyormuş. Siz önce kendiniz gelişiyor musunuz? Ondan sonra Türkiye gelişmiyormuş. İşte Türkiye'de bunlar yüzünden ilerleyemiyoruz. Sen önce karşındaki insanla nasıl hitap etmesi gerektiğini öğreneceksin. Ben ya da herhangi bir sizin anneniz babanız, ahbabınız, arkadaşınız değil. Ki ahbabınız, arkadaşınız da annenize babanıza bile böyle konuşamazsınız. Aranızdan birçoğu ileride anne baba olup topluma bireyler katacak ve sizin cahilliğiniz sayesinde, sizin çocuklarınız da cahil olduğu için, gelişmediği için sizin gibi birçok insanın hayatını zindan edecek. Eşcinsellik tercih ya da moda değil. Ama homofobik olmayı siz seçiyorsunuz. Asıl siz utanmıyor musunuz insanları hayatı zindan ederken? İnsanları bunu yaparken hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Yazık. Gerçekten size acıyorum. Çünkü acınacak durumdasınız. Kesinlikle en kısa zamanda tedavi olmanız gerekiyor. Nefretle hayatınızın sonuna kadar yaşayamazsınız. Nefret hem çevrenizdekileri hem sizi yiyip bitirir. Videoda okuduğum yorumların hiçbirini sansürlemeden açık bir şekilde okudum. Çünkü onlar bana yazarken utanmıyorsa ben onların yazdığı yorumları okurken utanmıyorum. Ve videonun altında 22.000 tane yorum var. Bunların hepsini okumama fırsatım yok. Ben okuduğum ekran resmi aldıklarımı yan taraflara koyacağım. Siz de okuyabilirsiniz. Sizden tek bir ricam var. Lütfen artık biraz olsun insanlığı kaybetmeyi değil kazanmaya çalışın. Rica ediyorum videonun altına gidip o kötü yorumların hepsini okuyun. Ve hani insanlar nasıl seviyesizleştiğini, nasıl kötü kalpli olabildiğini görün. Lütfen ama lütfen ben bu tarz şeyleri olabildiğince umursamamaya, olabildiğince görmemeye çalışıyorum. İnanıyorum ki yani sizin çevrenizde de bu tarz cahil, bu tarz gelişmemiş, bu tarz kötü kalpli, nefret dolu insanlar vardır. Onların sizi yapmak istediğiniz şeylerden vazgeçirmesine, sizi siz olmaktan vazgeçirmesine izin vermeyin. Onların sizi engellemesine ne olur izin vermeyin. Size dayatılan şeyin hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Kendiniz olun ve çevrenizde sizi gerçekten seven insanlara yer verin. Bu tarz insanları görmeyin, insanmış gibi davranmayın ve bu tarz insanları gördüğünüz yerde kesinlikle ve kesinlikle kaçın. Olabildiğince uzaklaşın. Çünkü bunların nefreti hem kendisini hem sizi tüketir. Şimdi videonun sonuna geliyorum. Kendimi olabildiğince şeffaf ve açık bir şekilde ifade etmeye çalışmışımdır. Yapmış olduğum şey de makyajdan ziyade bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. İnsanların kendine olan inancını, güvenini kazandırmaya çalışıyorum. İnsanların kendini sevmesini, yaptığı şeylerden vazgeçmemesini, direnmeyi öğrenmesini, LGBT artı bireylerin topluma kendini kazandırmasını, kendinin de toplumda bir yeri olduğunu unutmaması için uğraşıyorum. Ve bu tarz şeyler beni hiçbir zaman engellemeyecek. Rica ediyorum sizi de engellemesin. Sizleri çok ama çok seviyorum. 100.000'lik kocaman bir aile olduk. Umarım nicelerine, umarım birlikte daha güzel şeyler yaparız, daha güzel şeyler başarırız. Ve biraz olsun insanların empati kurmasına, saygıyı kazanmasına, birbirlerini insan olduğu için sevmesini birlikte başarırız. Lütfen ama lütfen kimsenin sizi incitmesine, sizi üzmesine, başka biriymiş gibi davranmak zorunda bırakmasına izin vermeyin. Siz, siz olduğunuz için güzelsiniz. Ben inanıyorum, sevgi kazanacak. Yeni videolarda daha mutlu, daha güzel yarınlarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.